Bu insanlar Tayyip Erdoğan'ı sevdiler. Onu uzun zaman hakikaten baş tacı ettiler. O zaman ekonomi iyiydi. O zaman Erdoğan Avrupa Birliği'ne doğru yürüyordu. O zaman Erdoğan hukuku savunuyordu. Hakikaten büyük bir aşk oldu. Yani dünya siyasetinde de bir liderle halk arasında görülebilecek en kuvvetli aşklardan birini Tayyip Erdoğan'la buranın halkı yaşadı. Fakat sonra Tayyip Erdoğan 2011'den sonra başka bir adam haline gelmeye başladı. Yani halk yavaş yavaş oradan sen biraz değişmeye başladın. Sen beni eskisi kadar sevmiyorsun falan dedi. Ama eski aşkına hattını Erdoğan Çankaya'ya da çıkarttılar. Ama bir şey hissediliyordu ki bu iş bitiyor. 7 Haziran'da halk dedi ki Erdoğan'a ya bak bizim iyi bir geçmişimiz var. Biz seni sevdik. Ama bu iş bitti. Sen şimdi git orada otur. Bir hayatlarımız yaşa ama ben seni hep seveyim. Hep seni iyi anlayayım. Tayyip Erdoğan bunu kabul etmedi. 7 Haziran'dan sonra yaptığı bütün o manevralar, o hukuksuzluklar, o hatta çirkinlikler politik açıdan CHP'ye parti kurma hakkını vermedi. Ve siyasi tarihte duyulmamış bir nedeni var. Benim evimin, ve evim 5 Beştepe sarayının yolunu bilmeyene o ıı, başbakanlığı vermezmiş. Ya sen apartman yöneticisi misin? 9 numaraya küstüm artık bir daha böyle bir şey söyleyemezsin. Sen bir cumhurbaşkanısın. İster küs ister kız ne yaparsan yap. Ama bu adam bir teamül var. Birinci parti kuramıyorsa ikinci parti şansını dener. Bunu yaptırmıyor çünkü korkuyor. Bakın AKP'nin normal şartlarda iktidarda kalma ihtimali var mı? Hayır artık Türkiye'de AKP'nin normal şartlarda iktidarda kalma ihtimali yok. Seçim? Bu seçimde de kaybedecek. 7 Haziran'da kaybettiğini gördük. Ya yani birinci parti çıktı ama iktidar olamıyor artık. Yani tek başına iktidar olmayacak AKP. Olasılıklar? Asla yoktur. Göreceksiniz. Bu yaptıkları bunu gittikçe imkansızlaştırıyor. Sen halkın çocuklarını kendi başkanlığın için öldürterek iktidarda kalamazsın. Seçim erteleme olağanüstü hal. Seçimi ertelerse askeri darbenin önünü açar. Zaten çok büyük bir tehlike, çok başımıza çok büyük bir tehlikeyi getirecek işleri ve konuşmaları yapıyor. Yani ne demek ben fiilen sistemi değiştirdim ya? Fiilen sistemi değiştirdim dediğin anda ben hukukun dışına çıktım diyorsun. Bir sistem fiilen değişmez. Denetim? Bir sistem hukuken değişir. Kim denetleyecek Ahmet Bey? Ben generaller hakkında böyle konuştuğumda da bana soruyorlardı kim denetleyecek diye denetleyen biri çıktı. Siz bu halka ahmak mı zannediyorsunuz? 75 milyon insanız. Ne olacağını hiçbirimiz bilmeyiz. Bir parti çıkar başka bir şey olur. Ben yıllarca bu, bugün Tayyip Erdoğan çünkü o da o paşaların darbeci paşaların aynısı oldu. Hakkında söylediklerimin benzerini generaller için söylüyordum. Ve bana diyorlardı ki kim? Ve ben her zaman aynı şeyi söylüyordum. Halk ya ben buradaki insanlara güvenirim buradaki insanlara ahmak değil. Çok akıllı gözükmeyiz tamam. Ama iş çok uçurumun kenarına geldiğinde Türkiye her zaman bir mucizeler ülkesi olmuştur. Bu ülkenin çok kuvvetli bir yaşama kurtulma güdüsü var. Ve Tayyip Erdoğan şimdi o, o içgüdümüzü harekete geçiriyor. Türkiye şeyin farkında Tayyip Erdoğan'la Türkiye huzuruna gitmeyecek. Dediğim gibi eğer Tayyip Erdoğan AKP de ki bir tuhaflık oldu ve seçimi kazandılar. Oyları çaldı her şeyi yapabilirler. Ondan ötesi felakettir ama sadece bizim için değil. AKP'ler için de felakettir. Onu eğer bir Kasım seçimlerini kazanırlarsa lanet ederler kazandıkları güne. Onun arkası savaş, iç savaş, darbedir. Dış dinamikler? Dünyanın ben Türkiye'den çok memnun olduğunu zannetmiyorum. G20... Erdoğan, yani incirliği verdim karşılığında Kürtleri aldı babasında ama ben onun pek öyle çalıştığını zannetmiyorum. G20 toplantısı var. Özellikle e, medya kulislerine daha doğrusu e, Twitter kaynaklı olarak bu iddialar ortaya düştüğünde bir takım sermaye gruplarına ve medya operasyon iddiaları özellikle bu yalananmadığı için söylüyorum. Ali Babacan'ın başbakanı uyardığı Davutoğlu'nu ve G20 toplantısı hayal olur ve ülke ekonomik açısından izah edemeyeceğimiz bir sürece girer vesaire gibi. ikazda bulundu. Davutoğlu'nun da merak etmeyin ben varken böyle bir şey olmaz dediği ifade edildi. Bu gazete sütunlarına da yansıdı. Ve bugün hala bu yönde ciddi uyarılar var akademisyenler, hukukçular ee, ...ekonomistler... E, ...G20 toplantısı var 15 Kasım'da Antalya'da... ...siz bunu riske atıyorsunuz... ...liderler gelmeyecek ve Türkiye... E, ...eli son derece güçsüz bir durumda diye. Liderler belki gelir ama eli artık tabii çok... ...güçsüz durumda. Yani Tayyip Erdoğan... ...bugün Amerika'nın herhangi bir isteğine hayır... ...diyebilecek bir durumda değil. İncirliği niye verdi? Yani yapılan aslında... ...Erdoğan'ın kendi kafasından... ...Amerika ile açıkça yaptığını zannetmiyorum ama... ...kendi kafasından gizlice yaptığı anlaşma... Ben sana incirliğin yolunu açayım. Sen de benim burada ne yaptığıma karışma. Ama burada başka bir problemle karşı karşıya kalıyor. Gidiyor Kürtleri bombalıyor. Ama Kürtler Orta Doğu'da IŞİD'i durdurabilen tek güç. Sen IŞİD'e karşı Amerika ile anlaşıp gidip IŞİD'i durdurabilen tek güç olan Kürtleri bombalayıp IŞİD'in rakibini zayıflattığında burada tamamen çelişkili bir durum çıkıyor. Ve Amerika işte yavaş yavaş onu uyarıyor. Bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Tayyip Erdoğan kendisi dünyanın en kurnaz adamı zannediyor. Bir, kurnazlık iyi bir yetenek değil. Kötü bir iştir kurnaz olmak. Siyasette, ülke yönetiminde, devlet yönetiminde işe yaramaz. İki, dünyanın en kurnaz adamı da Erdoğan değil. Yani bir kere çok öngörüsüz bir politikacı. Felaket, Tayyip Erdoğan iyi bir kalfa, iyi bir ustabaşı. Siz ona eğer iyi bir plan verirseniz bunu iyi uyguluyor hakikaten. Mesela iktidara geldiğinde Kemal Derviş'in ekonomi programı vardı. Avrupa Birliği'nde hukuk programı vardı. Ve bunları hakikaten iyi uyguladı. Bu getirdi yani bizi işte 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkarttı. Bütün reformları. 2011'de ben usta oldum dedi. Ben usta oldum demek yani haritayı ben çizeceğim, rotayı ben çizeceğim. Tayyip Erdoğan öyle bir yeteneği yok. Tayyip Erdoğan kendi planları ve bakışıyla devlet yönebilecek kapasitede bir adam değil. Zaten Davutoğlu ile Tayyip Erdoğan'ın kapasitesi Orta Doğu politikamızdan ortaya çıktı. Bunlar bir Müslüman kardeşler iktidarı. O iktidarın başında da böyle kaftanı, sorgucu şeyiyle bir padişah Erdoğan hayal ettiler. Ya bunu hayal edebilmek için hakikaten zırh cahil olmak lazım. Orta Doğu'yu kimseye vermezler. Ben de, bunu daha önce de Davutoğlu'nun Orta Doğu'daki Orta Doğu'nun nizamı bizden sorulur dediğini kulağımla duydum. Bunu Obama söyleyemez, bunu Putin söyleyemez, bunu Çin Komünist Partisi Başkanı söyleyemez. Kimse bunu söyleyemez. Bunlar bambaşka bir hayalin içinde yaşayan çocuklar herhalde. Ne tarih biliyorlar, ne Orta Doğu biliyorlar, ne bir politik analiz yetenekleri var. Ve onun içinde de Türkiye'yi felakete ve şiddete götürüyorlar.